Yeni bir videodan herkese merhabalar. Bu videoda tarihteki en ölümcül salgın hastalıklar serimize devam edeceğiz. Ve bu salgın hastalıklardan biri olan tifüsten bahsedeceğiz. Daha önceki iki videoda kara vebadan ve İspanyol gribinden bahsetmiştim. Eğer izlemediyseniz onları da izleyebilirsiniz. Öncelikle tifüsün nasıl bir hastalık olduğundan başlayalım. Tifüs, Salmonella typhimurium adı verilen bir bakterinin neden olduğu hastalıktır. Bu bakteri insanların bağırsaklarında ve kan dolaşımında yaşar. Bulaşma yolu ise ilginçtir ki hayvandan insana değil, yalnızca insandan insanadır. Ve enfekte olmuş, yani bu hastalığa yakalanmış bir kişinin dışkısıyla doğrudan temas edilmesi halinde bulaşmaktadır. Bu bakteri ağızdan girerek bağırsakta 1 ila 3 hafta geçirir. Bundan sonra ise bağırsak duvarından kan dolaşımına doğru ilerler. Kan dolaşımı yoluyla da diğer dokulara ve organlara yayılır. Semptomları ise bakteriye maruz kaldıktan 6 ila 30 gün sonra ortaya çıkmaya başlar. En belirgin semptomlar ateş ve vücuttaki döküntülerdir. Ateş birkaç gün boyunca 39-40 dereceye kadar çıkıp sürebilir. Bazı tarihçiler tifonun çıkış yeri olarak M.Ö. 430'daki yaygın bir vebadan kaynaklandığına inanıyor. O dönem nüfusun üçte biri bu hastalıktan dolayı yok olmuştu. Yine iddialara göre aynı zamanda 1607 ve 1624 yılında 6000'den fazla yerleşimci için ölümcül oldu ve tüm İngiliz kolonisini ortadan kaldırdı. Bu hastalıkla anılan ünlü bir isim Mary Mellon'du. Tifonun en yaygın taşıyıcısıydı ve aynı zamanda da bu hastalığın yayılmasındaki en etkili kişiydi. Aşçı olarak çalıştığı hayatı boyunca 51 kişiye bu hastalığı enfekte etti ve 1907-1915 yıllarında olmak üzere iki kere zorla karantinaya alındı. Bir daha da serbest bırakılmadı ve 69 yaşında hayatını tecritteyken kaybetti. İlk etkili tifüs aşısı Amroth Edward Wright tarafından geliştirildi ve 1896'da askeri kullanım için tanıtıldı. Ordu üzerindeki etkisi olumlu olmuştu ve iyileşmeler artıyordu. İlerleyen yıllarda da Londra'da bu aşı daha da geliştirildi. 20. yüzyıla geldiğimizde tüfüsten dolayı ölümler azalmaya başlamıştı. Özellikle aşının bulunması ve halkın hijyen konusunda bilinçlenmesiyle iyileşmeler artmış, bunun yanı sıra içme suyunun klorlanması da yine bu hastalığın iyileşmesinde etkili olmuştur. Günümüze daha da yaklaştığımızda 2015 yılında dünya çapında 12,5 milyon vaka rapor edilmiştir. Bu hastalığın en yaygın olduğu ülke Hindistan olmakla beraber genellikle gelişmemiş ülkelerde ve altyapısı zayıf, hijyen konusunda gerekli titizliği göstermeyen ülkelerde görülmektedir. Çocukların bu hastalıktan daha çok etkilendiği biliniyor. ABD'de her yıl yaklaşık 400 vaka bildirilse de tahmini 6000 civarında olduğu düşünülüyor. Yine dünya genelinde ölümlere baktığımızda 2015 yılında 149 bin ölüm meydana gelmiştir. Ülkemizde de bu hastalığın yarattığı etki 1. Dünya Savaşı yıllarında inanılmaz bir artış göstermişti. Savaşın varlığı hastalığı tetiklemişti ve anlatılanlara göre bu hastalığa yakalanların %70'i ölüyordu. Durumun vehametinden sonra Türkiye'de aşı çalışmaları ilk olarak 1915 yıllarında olmuştur. O dönem tüfus hastalığına yakalanan ve Hasankale Hastanesi'nde tedavi edilen hastalar vardı. Bu hastanede çalışmakta olan Doktor İhsan Arif, Tevfik İsmail, Haydar Cemal, Selahattin ve Süreyya Ali hazırladıkları aşıyı 4 subayın onaylarını alarak uygularlar. Daha sonra aşı yapılan her 9 kişiden 5'i tifüse yakalanmaz. İlerleyen zamanlarda aşının etkili olduğu ama tam olarak istenilen sonucu vermediği için üzerinde değişiklikler yapılır ve aşı son halini alır. Sonuç olarak dünya tarihini etkileyen bir diğer salgın hastalık da tifüs salgını olmuştur. Genellikle yoksul ülkelerin ve hijyenden yoksul ülkelerin baş ettiği, önüne geçilmediğinde ise yavaş yavaş ve sancılı bir ölüm getirdiğini düşündüğümüzde de koronavirüsle uğraştığımız şu günlerde ders çıkarmamız gereken bir hastalık olduğunu düşünüyorum. Bir videonun daha sonuna geldik. Bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanala abone olup görüşlerinizi yorumlar kısmında benimle paylaşabilir ve videoyu beğenebilirsiniz. Yeni bir videoda farklı bir konuyla yeniden görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.